İyi akşamlar Amerika. Merhaba, nasılsınız? Herkese çok çok selamlar. Biraz önce iki tane mesaj attım. Bir tanesi Trump'ın yeni paketi imzalama ihtimali olduğu ve bu imzalama ihtimaline karşı hareketlilik olduğunu belirten bir mesaj atmıştım. Çok fazla geçmeden 2-3 dakika sonra, 5 dakika sonra da paketi imzaladığı, onayladığı haberi geldi. Bu haber geldikten sonra da ben de sizlerle bu haberden ziyade paketin bildiğim kadarıyla detaylarını paylaşmak istedim. Sıcağı sıcağına hafta içinde paketin detayları daha da netleşecek, daha da belirginleşecek. Nedir, ne değildir hepsini görebileceğiz. Ve ondan sonra da size daha detaylı bir şekilde bütün bilgileri aktarma imkanımız olacak. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı olsun. Uzun zamandır beklediğimiz bir haberdi bu. Sonunda haber geldi. Beklediğimiz haber geldi. Bunun peşinden de bu haberle ilgili olarak detayları birazcık sizlerle paylaşalım. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Herkese bu bilgiler ulaşsın. Herkes ne oluyor, ne bitiyor bilsin. Ona göre de yapması gerekenler varsa onları yapsın. Her şey normal bir şekilde, normal seyirinde devam ettiği müddetçe de herhangi bir konu yok. Şimdi ilk olarak, birinci olarak şunu belirteyim. Bir, bu paket, şu anda Trump'ın imzalamış olduğu paket sadece bir geçiş paketi. Asıl önemli olan mesele şuydu. Bu salı günü devlet, government shutdown olacaktı. Government shutdown, devletin kepek indirmemesi için böyle bir paketin imzalanması gerekiyordu. Donald Trump da bunu imzaladı. Böylece devletin kepenk indirme gibi bir sorunu ortadan kalkmış oldu. Birinci mesele, ana mesele buydu. Peki bunu imzaladığı zaman ne oldu? Bunu imzaladığı zaman paketin içindeki en önemli, bizi ilgilendiren, Amerika'nın halkını birinci dereceden ilgilendiren 3 nokta var. Bu 3 noktadan bir tanesi, birincisi kişi başı $600'lık stimulus check. $600'lık stimulus check kişi başı demek herkese. Yani evde çocuk, büyük, kaç kişi varsa hepsi kişi başı $600 alacak. 4 kişi ise $2,400, 5 kişi ise $3,000 para gelecek hesabınıza. Bu banka hesabınıza da yatabilir. Çek de yollanabilir size, evinize. Bunun haricinde bir de debit kart şeklinde de yollanma ihtimali var. Fakat sonuçta bir şekilde bu para size ulaşmış olacak. Kişi başı $600 stimulus check gelecek. Herkesin kafasındaki soru şu: bu para ne, kime ne yetecek diye. Doğru, herkese bir şey yetmeyecek. Para pek fazla da öyle ahım şahım bir rakam değil. Donald Trump $2,000 olsun dedi. Fakat bu onaylanmayacağı, olmayacağı da ortadaydı zaten. O yüzden herhangi bir şekilde bir hareketlilik olmadı. Fakat dediğim gibi bu sadece bir geçiş paketi. Donald Trump 20 Ocak itibariyle görevi devrettikten sonra Biden ve kabinesi yeni paketleri, Cumhuriyetçilerle Demokratlar bir araya gelerek tekrardan yeni paketleri ortaya çıkarmaya başlayacaklar ve virüsün durumuna göre daha farklı paketler, daha yeni paketler, daha yüksek rakamlı desteklerin gelmesi bekleniyor. Bu sadece bir geçiş süreci. Biliyorsunuz demokratlar $3,4 trilyon rakamında bir paket hazırlamışlardı. Onun üzerine konuşuyorlardı. Cumhuriyetçiler $1,9 trilyon dolara kadar çıkmışlardı. Anlaşamadılar, bir araya gelip de çözemediler sonucu. Fakat sonuçta yani nereden baksanız $1,9 trilyon bir paket, minimum bir paket gelecek. Bu şu demek, $900 milyar şu anda imzalandı. Geriye kalan $1 trilyon veya $3,4 trilyon eklenecek olan bir rakam daha gelecek önümüzdeki süreçte. Donald Trump, biliyorsunuz ben başkan seçilirsem eğer çok daha yüksek rakamlarda bir paketle size geleceğim demişti. Fakat Donald Trump için artık işin sonu geldi. Seçimler bitti.
Joe Biden başkan seçildi. Ocak 20'den itibaren de Joe Biden devralacak. Bilgileri şeyi başkanlığı devralacak. Bundan sonra Joe Biden devam edecek. Efendim şöyle ikinci paketin ikinci bizi ilgilendiren ikinci hususu işsizlik sigortası ile ilgili. İşsizlik sigortasında $300 ekstra işsizlik maaşı alma durumu var 11 hafta boyunca. 11 hafta boyunca alınacak olan bu $300 aslında bize bir şey veriyor, bir ipucu veriyor. Yani 11 hafta sonra, 12 hafta dersek eğer, 3 ay sonra yeni bir paketin geleceği konusunda bir ipucu sahibi olabiliriz. Daha evvelden bir paket olur mu? Olabilir. Burada en önemli konu şu, Georgia seçimleri. Georgia seçimlerinde eğer iki sandalyeyi de demokratlar kazanırsa, o zaman bu paketler daha hızlı bir şekilde meclisten ve senatodan geçecek ve Joe Biden önüne gelecek demektir. Eğer iki sandalyeyi de bir tanesini bile cumhuriyetçiler almış olsa, senatoda cumhuriyetçiler ağırlıkta olacak ve olacak bütün çalışmalar, bütün anlaşmalar vesaire neyse hepsi bir demokratların ve cumhuriyetçilerin oturup negotiate etmeleri, anlaşmaları yolunda gidecek. Bunu göreceğiz. Bakalım sonunda ne olacak? Ona göre bir bilgi sahibi olacağız. Üçüncü nokta, firmalarla, küçük işletmelerle ilgili üçüncü nokta. O da şu, biliyorsunuz PPP, Paycheck Protection Program vardı. Geri ödemesi olmayan hibeler. Bu geri ödemesi olmayan hibeler tekrardan hayata geçecek. Fakat ana hatlarıyla nasıl bir paket olacak onu şu anda bilemiyorum. 5000 küsür sayfalık bir paket bu. O paketin detaylarını dediğim gibi hafta içinde göreceğiz. Fakat PPP, Paycheck Protection Program, yani geri ödemesi olmayan ödemeleri bildirmiş olayım. İkinci olarak da Disaster Loan, SBA Disaster Loan'la alakalı olarak şeyi söyleyeyim. SBA Disaster Loan'da da iki tane konu var. Konunun birincisi biliyorsunuz ilk başvurduğumuzda $10,000 kadar bir hibe para verilecekti. Fakat daha sonra bunu SBA kişi sayısına göre belirledi. $1,000, $1,000 kaç kişi çalışıyorsa firmada, 3 kişi ise $3,000, 5 kişi ise $5,000 geri ödemesiz hibe para verecekti. $9,000 daha hibe para alma durumumuz var. Aradaki o sayıyı siz artık hesaplayın. 3 kişilik $3,000 aldıysanız $7,000 daha üzerine para gelecek gibi görünüyor. Bunun haricinde disaster loan gibi kredi verecekti. SBA'nın vereceği olan krediler, onlar da var. O paralar da bir nevi bize ulaşacak. Fakat dediğim gibi detayları daha hala önümüzdeki, yani daha yarından itibaren detaylar teker teker belli olmuş olacak. Onları da sizlerle paylaşacağım. Bizi ilgilendiren üç temel konu bu. Paketin içinde başka konular da var, başka paketler de var, maddeler de var. Fakat bu maddeler şu anda hani bizi direkt birinci elden ilgilendirmiyor. Yani nedir? İşte okullara eğitim için okullara bir para verilecek, işte postaneye para verilecek vesaire vesaire. Bunun gibi şeyler olacak. O $900 milyar içinde onlar da var. Ama bizi ilgilendiren 3 konu bunlar. Bu 3 konuyu sizinle paylaştım. Daha detaylı bir şekilde hafta içinde bilgileri ulaştıkça size ulaştıracağım. Kısaca Trump'ın imzaladığı olay bu. Gelelim Trump'a. Biliyorsunuz Trump ben $2,000 olmasını istiyorum dedi. Ondan sonra imzalamayacağını söyledi. Ve ben burada hatırlıyorsanız o gün Trump bunu paşa paşa imzalayacak. Öyle ben imzalamıyorum $2,000 olsun demekle bu iş olmaz demiştim. Eğer videolarımı hatırlıyorsanız ve bugün de en çok saat şu anda Kaliforniya'da 6, Doğu yakasında 9. Bugün bunu imzalamış oldu. Neden imzaladı onu da söyleyeyim. Birincisi kendisi başkan. Başkanın yapmış olduğu işlerde kendisinden önce Amerikan halkını düşünmesi lazım. Ve bu rakamlar, bu paket Amerikan halkının bir sonraki kabineye, bir sonraki başkanın yapacağı işlemlere geçiş bir köprü vazifesi görecekti. Bunu imzalaması gerekiyordu. Benim gördüğüm, yine videolarda söylemiştim,
Donald Trump tribünlere oynayıp, hani biliyorsunuz Türkiye'de çok önemli, çok böyle bir yaygın bir video var, elini vurarak ben saksı değilim, bana önem vereceksiniz, bana değer vereceksiniz diye bir video dolaşıyor. Aynen bunun bir çeşit, bir nevi şeyini yapmış oldu Donald Trump. Bana önem vereceksiniz, bana özen göstereceksiniz, ben başkanım, bana değer verin, ben bunu imzalamazsam olmaz diye bir çeşit mızıkçılık yaptı, oyun bozanlık yaptı. Fakat bugün itibariyle bu oyun bozanlığı vesaire falan bıraktı, 2000 dolardan vazgeçti. Kişi başı 2000 dolar gelmeyecek bu pakette. Önümüzdeki süreçte Biden zamanında daha kaliteli, daha yüksek rakamlı paketlerin olmasını bekliyoruz. O da artık Biden başa geçtikten sonra cumhuriyetçilerin ve demokratların yapacağı anlaşmalara göre belli olacak. Efendim, kısaca bu. Herkese çok çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sıcağı sıcağına bu bilgileri size aktarmak istedim. Ekstra bilgiler ortaya çıktıkça, konular belirlendikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Ha, şunu da söyleyeyim kapatmadan önce. Bu paralar ne zaman bize gelir? Pazartesi günü, yarın işlemler başlar. Muhtemelen cuma günü paralar dağıtılmaya başlar. Cuma gününden sonraki hafta, önümüzdeki hafta da, yani bir sonraki hafta da artık teker teker hesaplara paralar girmeye başlar diyelim. O 600 dolarlık paralar girmeye başlar. Efendim, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Yarın veya hafta içinde tekrar görüşmek üzere. Güle güle.